Güzel Erzen. Buradan selamlar olsun Güzel Erzen'e. Yıkılı bir şarkıydı. Valla çok güzel bir şarkıydı. Canlı niye okumadık ki? Playback geldi ama neyse. Evet. Yarın, yarın da canlı okuruz, tamam. Neymiş? Mustafa Üstündağ. Mustafa Üstündağ'ın Sualtı Macerası. Sualtı Macerası. Ya. Güzel mi? İzleyelim mi? O zaman izleyelim. Hadi hep birlikte Mustafa Üstündağ ve Sualtı Macerası. Dikkat! Tehlike var. Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın köpek balığı önündeki zor anları. Peki Mustafa Üstündağ, Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitmeni ve serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak'la ilgili sosyal medya paylaşımlarına gelen eleştirilere ne yanıt verdi? İnşallah senin de bacakların kesilir, sen de bu halde olursun dedikleri arkadaşlara selam söylüyorum. Mustafa Üstündağ, Kurtlar Vadisi'nin Muros'u, Nanotos'un benim içimdeki bu insan sevgisine, Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ıydı. Eğer parmağınla bir yeri işaret edersen, insanlar işaret ettiğin yere bakar. Şimdilerde yine iddialı bir dizide, yine çok konuşulan bir rolle çıktı sevenlerinin karşısına. Bir tane böyle bir abi, tertemiz giyinmiş, tam bir delikanlı. Mustafa Üstündağ su altına daldı, balıklarla birlikte yüzdü. Bu anlarda yanında serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak da vardı. Rengarenk balıkların yüzdüğü akvaryumda muhabirimiz Seda ve Mustafa Üstündağ'ın dikkatini vatoz balıkları çekiyor. Aynı akvaryumda daha önce sunucumuz Alişan da yüzmüş, hatta su altında halay da çekmişti. Söyleyeceğim, suyun altında halay çeken ilk türkücüsün, farkında mısın? Nasıl halay çektin? Programımızda davul üstü halay görüntüleri çok sevilen Alişan'ın su altında halay görüntüleri de büyük beğeni kazanmıştı. Bu kez de ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ muhabirimiz Seda ile karşılıklı su altında çifte telli oynuyor. Baksanıza. Mustafa Üstündağ ve su altındakiler bir ara hızını alamıyor ve başlıyorlar halay çekmeye. Ve Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kağan. Aslında o da sualtı sporlarına ilgi duyuyor. Dalgıçlık konusunda babasının izinden gidiyor. Ama bugün yaşı henüz küçük olduğu için babasının akvaryuma dalış macerasını dışarıdan seyretmekle yetiniyor. Fakat bu güzel anların ardından işler değişiyor. Korku dolu anlar var sırada. Köpek balığı geliyor, Mustafa Üstündağ panikliyor. Köpek balığı yaklaştıkça adrenalin de tavan yapıyor. İşte ünlü oyuncunun korku dolu anları. Tüple su altına dalmak kolay değil elbette. Aksilik bu ya, muhabirimizin gözlüğüne su gelince o da panikliyor. O anlarda imdadına ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ yetişiyor. Birazdan Mustafa Üstündağ'la yaptığımız özel röportaja geçeceğiz. Ama önce serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak'ın herkese örnek olacak hayat hikayesini alalım kendisinden. 99 depreminde ben 3 gün kaldım enkazın altında bu arada. 3 günün altında enkazın altında beklemek gerçekten büyük bir sabır ve tevekkül isteyen bir şey bu. Ve ben o tevekkülü gösterdim sabırla. 3 gün bekledim ve 3 gün sonra enkazın altından çıktığımda ayaklarım için yapılacak bir şey kalmamıştı. Fakat yaşam felsefem, yaşam öğretilerim bana ne olursa olsun, insan ayaksız olabilir ama dik bir duruşta, dediğim gibi, hayata bakabilmesidir asıl önemli olan şey. Ve onunla beraber yeniden iğne oyalar gibi hayatımı yeniden işlemeye başladım. Yeniden önce yürümeyi öğrendim, yeniden tırmanmayı öğrendim. İşte dalma, yelken, rüzgar sörfü vesaire derken aslında bir spor değil bunlar. Ben spor olarak bakmıyorum. Bu bir yaşam tarzıdır. 99 İzmit depreminde Gölcük'te enkaz altında kaldı ama yılmadı.
Serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak bugün eğitmenlik yapıyor. Benim aslında su altı maceram scuba ile başladı, tüplü dalışla başladı. Daldıktan sonra anladım ki ben bu su altı dünyası anne karnı huzuru diye tanımlıyorum onu. Çünkü hepimiz annemizin karnında o huzurun içerisindeydik. Aynı zamanda da 3 boyutlu uzay ortamını size sunabiliyor. Hani suyun altında Ufuk ne buldun diye soracak olursan, işte eli olmayan elini, ayağı olmayan ayağını, gözü olmayan da gözünü bulabiliyor. Yani sizin ne eksiğiniz varsa ya da ne tarafınıza birazcık da ihtiyacınız varsa tabiat mutlaka size onu getirip verebiliyor. Ve işte şimdi de röportaj öncesi Mustafa Üstündağ'la yaptığımız röportajımız var sırada. Ünlü oyuncu yaşam koçum dediği Ufuk Koçak'la sosyal medyada paylaştığı görüntülere gelen olumsuz yorumlara yanıt vererek başlıyor sözlerine. Ya biz aslında farkındalık yapmaya çalışıyoruz. Ufuk benim yaşam koçum zaten. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bunun utanılacak bir şey olmadığını ve dünya nüfusunun aşağı yukarı %10'unun engellenen olduğunu. Engellenen, bu da Ufuk'un lafıdır. Ve bu aradan da bana o sosyal medyadan inşallah senin de bacakların kesilir, sen de bu halde olursun dedikleri arkadaşlara selam söylüyorum. Çünkü biz davamız bir tarafımızın kesilmesi değil. Bunun ayıp, utanılacak, yanlış bir şey olmadığını anlatmak. Haberimizin başında dediğimiz gibi Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kağan tam bir su altı sporları tutkunu. Ünlü oyuncu da oğlunun kendi izinden gittiği bu spora ilgisini bir baba olarak büyük bir gururla anlatıyor. Oğlunuz da aynı zamanda dalış yapıyor sanırım. Evet, şu anda scuba yapamıyor yaşından dolayı. Çünkü bizim ülkemizde federasyon 14 yaşından sonra izin veriyor. Serbest dalış çalışıyor. Ufuk da zaten serbest dalış çalıştırıyor Kaan'a. Sadece oyunculuk değil, müzik projeleri de var Mustafa Üstündağ'ın. Rap rüzgarına Muro'da katıldı. Bir rap albümü hazırlayacak. Anlayacağınız Mustafa Üstündağ rapçi olacak. Bu albümde kendisine rap şarkıcıları Kodes ve Fatefat de eşlik edecek. Daha öncesinden yapmış olduğumuz, bayağıdır beklettiğimiz iki tane rap, yani ben rap müzik hayranıyım. Ondan sonra iki arkadaşımla beraber yaptığımız bir şarkı var. Albüme nasıl karar verdiniz? Albüm değil, yok, şarkı sadece. Yani o bir şey, ne deniyor ona, tek parça. İşte Fatefat var bizim. Adana Demirspor, mahallemizin çocuğu, Kodes var ondan sonra. Ben de aradaki böyle şeyleri söyledim, nakaratları söyledim.